Efendim piyasaları konuşacağız. Yeni haftada bayram öncesi haftada bizleri neler bekliyor? Hem içeride hem dışarıda neler yaşanacak? Her pazartesi gibi piyasa saatinde olduğu gibi Cüneyt Paksoy'la beraberiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin, iyi haftalar olsun. Günaydın, iyi haftalar Gözde Hanım. İyi bir gün olsun, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi haftanın veri gündemi oldukça yoğun. Amerika tarafında faiz kararını bekliyoruz. Tabii aynı gün enflasyon rakamları gelecek. Bir değişiklik beklemese de piyasalar, bu toplantı önemli. Çünkü her 3 ayda bir, yani 2 toplantıda bir biz makroekonomik projeksiyonları bir yandan nokta grafikleri alıyoruz. Ve FED 3 kez olan faiz indirim beklentisini en son korumuştu. Acaba burada bir revize gelir mi? Yani o FED yetkililerinin şahin yöndeki açıklamaları bu hafta nokta grafikler karşımıza çıkar mı? 3 kez olan faiz indirim beklentisi 2'ye indirilir mi? Bu haftadan neler beklemek lazım? Şimdi Gözde Hanım, o kadar önemli bir haftaya giriş yaptık ki, yani bir yandan çok önemli bir haber başlığı var önümüzde piyasaları da etkileyen. Hani Fed'in öncesine geçtik. Geçen hafta biliyorsun Avrupa Merkez Bankası'nı konuştuk. Kanada Merkez Bankası'nı konuştuk. Kanada Merkez Bankası bizim için bir korelasyon olarak önemliydi. 2022 Mart ayında başlamıştı faiz artışına. 2023 Temmuz ayında bitirip bekle göre geçmişti. 5'e çekerek faizini. Aynı zamansal olarak FED'le beraber hareket etmişlerdi. Sadece FED 11 adım atmıştı. Kanada Merkez Bankası 10 adım atmıştı. FED'in politika faizi de an itibariyle 5,5'lardı. Şimdi tabii ki FED önemli. Yani hatta belki Haziran ayını domine edecek, bundan sonrasında netleştirecek bir karar günü olacak çarşamba günü. Bu çok net. Ama onun öncesinde Avrupa'da yaşanan olaylar, Avrupa Merkez Bankası'nın bu kararı alırken sadece ekonomik olarak değil, siyasi açıdan da bazı süreçleri düşündüğünü gösterdi açıkçası haftaya başlarken bana. Yani piyasadaki genel yorumlar da şu an bu yönde. Yani Avrupa'da yaşanan durum çok enteresan ve hani malumun ilanıdır, bunu bekleniyordur gibi bir siyasi analiz süreci de okuyorum globalde. Ama öyle ya da böyle Avrupa'da birlik olarak Avrupa'nın geleceği, Avrupa Para Birliği'nin geleceği adına önemli günlerden geçiyoruz. Özellikle Avrupa Parlamentosu'nda sağcıların, özellikle aşırı sağ dediğimiz marjinallerin de içinde olduğu bölümün etkin olması, Fransa'daki erken seçim kararı, Belçika'da alınan istifa kararı, Almanya'da konuşulanlar, Olaf Scholz'un işte mevcut durumda tabanını veya dayanağını kaybediyor söylemleri vesaire. Avrupa'da işler karışık, kafalar karışık ve bu da fiyatlara yansımaya başladı. Hem borsa tarafında, borsa tabii işin en uç tarafı sevgili Özde, işin asıl bu tarafında Euro-Dolar paritesinin seyri önemli olacak. Avrupa tahvillerinin seyri önemli olacak. İşte böylesi bir haftanın başlangıcında FED'le ilgili kararı okurken sanıyorum FED'de Avrupa'daki gelişmeleri mutlaka veri seti içine alacaktır. Yani çok ekstremite bir süreçten geçiyor. Ekstrem günlerden geçiyoruz. Ve karar alıcıların, merkez bankaları değil sadece, tüm karar alıcıların kararlarını etkileyeceği bir döneme girdik. Yani Haziran ayı önemlidir, önemli olacak, pivot ay diyorduk. Aylardır bunu söylüyorduk. Grafikler teknik olarak bize bunu gösteriyordu. Ama tabii böyle bir haber, yani yeni bir siyah kuğu gibi şu an, eğer dengelenmezse, yani Avrupa'daki siyaset kendine bir yol bulup bu iş çözümlenmezse, çünkü daha şimdiden Avrupa Birliği içerisinde ve Avrupa Birliği'nin özüne, temeline, kuruluşuna ve ortak para birimine karşı bir takım tepkilerin de olduğu bir dönem içine girdik. Bu hep vardı ama siyasetin en ucuna kadar yükselmemişti sevgili Gözde. O yüzden yani bugünün, bu haftanın ve bundan sonrasının en önemli konusu bence artık Avrupa'daki bu seyir olacak. Yani uzun bir süre biz Avrupa'yı konuşmak zorunda kalacağız. Umuyorum en kısa sürede işler netleşir ve
Hani o seçimlerin sonucu da önemli olacak. Yani tamam seçim ilan ediyorsunuz vesaire ama seçim sonrası çıkacak siyasi süreç, o sürecin Avrupa Birliği'ne etkileri. Yani biz bir Brexit'i yıllarca konuştuk, hala konuşuyoruz. Potansiyel geride kalmış olsa da süreç etkilerini hala konuşuyoruz. Avrupa Birliği içindeki böylesi bir değişim. Yani dün tüm geceden itibaren haber akışlarında, yani sosyal medyayı bir tarafa koy gözle, haber akışlarında, analizlerde, makalelerde öne çıktı. Bayağı bir gece okuma yaptım. Bunlar tabii ilk analizler. Daha önceden uzun vadeli analizler de vardı bu konuda. Avrupa'nın geleceği konusunda Euro Birliği'nin para birliği olarak kalıp bir türlü mali birliğe ve tam birliğe dönüşmediği ve bunun bir sıkıntı yaratacağı noktasında çok yorumlar okuduk bugüne kadar ama an itibariyle piyasalar önemli bir testten geçiyor ve geçecek ve gözümüz Euro'da olacak. Euro ile ilgili ilk birincil tahminler aşağı yönlü. Zaten Avrupa Merkez Bankası FED'den önce bir faiz indirdi. Dolayısıyla Şahin büfede karşı daha genişlemeci bir Avrupa Merkez Bankası'nın karşılığı daha aşağıda bir euro dolar paritesi olma ihtimaliydi. Şimdi bir de bu siyasi belirsizlikler ortaya çıkınca yani nereye evrilir bilmiyorum. Ama en ucunda bu işin bir para biriminin öyle ya da böyle geleceğinin konuşuluyor olması süreci gelecek. Eğer siyasi netlik oluşmaz. Herkes ortaya çıkıp beraberce Avrupa Birliği'ne dair, kalıcılığına dair güçlü sinyaller verip Euro'ya olan inancı tekrar etmezlerse Avrupa Birliği içinde her şey yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Her şey yeniden başlıyor olabilir. Hatta yeni başlıyor olabilir daha doğru ifade. Onun için bunu bu tarafa bir koyalım. Ve gözümüz birazdan da grafiklere bu hafta aldım. Paritede de olacak. Sadece dolar endeksinde değil. Çünkü dolar endeksi ekstrem bir noktaya geldi. Fed'e gelince de yani bugüne kadarki söylemleri çok netti. Tamam aynı Kanada Merkez Bankası gibi son faiz artışını Temmuz'da yapıp Eylül'den itibaren bekle göre gelmişlerdi. Fakat piyasanın beklentisinin tersine piyasa Mart'ta bekledi. Haziran'da şimdi bekliyordu ama artık beklemiyor. Tamam bekle gör olacak büyük ihtimal ama böylesi bir ortamda hem kendi son tarım dışı istihdam datasına da baktık işte hep beraber. Orada da kafalar açıkçası gelen veriyle karışık kalmaya devam etti. Çarşamba günü belki FED kendi seçiminde yaklaşırken tarihin en önemli kararlarından birini alacak. Karar belli gibi gözükse de dediğin gibi çok ince bir konu dediğin nokta yani Metin, Powell'ın potansiyel konuşması, oradaki nokta grafiklerdeki beklentinin kaç faiz indirimiyle netleşmesi. Yani Eylül artık potansiyel oldu bana göre. Yani Eylül yoktu ortada. Kasım Aralık'tı piyasanın fiyatlaması. Swap ekranlarında da, beklenti ekranlarında da iki faiz indirimi üzerinden piyasa konuşuyordu. Ama hemen 105'e geldi dolar endeks. O yüzden çok ekstrem bir hafta yaşayacağız ve bundan sonra Haziran'dan sonra Avrupa'da işler durgunlaşmazsa durgunluktan kastım ekonomik olarak değil siyasal ajandadan bahsediyorum. Normalleşmezse sevgili Gözde yani bu yaz hakikaten sıcak geçmesini bekliyorduk da çok ekstrem bir yaz yaşama ihtimalimiz var. Çünkü dünyada jeopolitikler kapıya dayandı. Siyaset öyle ya da böyle bu kadar borcun olduğu, daha yeni IMF uyardı. Bu kadar borcun, küresel ölçekteki bir borcun olduğu ve borcun önemli bir kısmının Avrupa bölgesinde de toplandığı bir ortamda gerçekten önemli günler bunlar sevgili Gözde. Şimdi özellikle Avrupa Parlamento seçimleri sona erken aşırı sağ kanadın burada yükseldiğine dikkat çekiyorsunuz. Tabii hal böyle olunca Euro'da aşağı yönlü hareketlilikler bir satış baskısı hem Euro hem ons altın nezdinde hem de dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlilikler ki geçtiğimiz hafta zaten DXY tarafının gelişmekte olan para birimlerine karşı kuvvetlendiğini Hindistan'daki seçim sonuçlarının beklentilerin aksine bir koalisyon ihtimali yaratmasıyla birlikte takip etmiştik. Dolar endeksinde de 105 puanlara geldik ama bundan sonra teknik seviyeler nereye işaret eder?
Şimdi dolar endeksi hep önemliydi, daha da önemli hale geldi sevgili Gözde. Yani Fed'in şahin olması sebebiyle mi yükselişte, yoksa ABD ekonomisinin görece güçlü olması sebebiyle mi yükselişte, güvenli liman olarak mı yükselişte, yoksa diğer para birimlerinin kaybına karşı yani yen, sterlin, hatta şimdi artık euro gibi majör para birimlerinin, altı para birimi içinde majör para birimlerinin değer kaybına paralel mi yükselişte? Bence bunların hepsi şu an etkin. Henüz kritik eşiklere ulaşmadık üst seviyelerde, ama 105 bizim için pivottu. Daha geçen hafta da paylaştık seninle. Ve tekrar 105'in üzerindeyiz dolar endeksinde ve açık söyleyeyim, çarşamba günü tekrar 105'in altına dönmüyor isek, 104, 104.50'lere, o bölgeye, test ettiğimiz o bölgeye, 105'in üzerinde eğer tam tersi grafik gözüküyor, 107, 108, hatta 110'lara doğru bir hareketin başlangıcına dair teknik sinyaller güçleniyorsa, momentum artıyorsa, ima artıyorsa çok 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 temkinli olmak lazım. Yani hani bizi konuşurken dahi gözümüz artık hem Avrupa'da hem Amerika'da olacak. Yani hem dolar endeksinde olacak, hem de buna bağlı olarak euro dolar paritesinde olacak. Bizim için iyi diyorduk Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihracat potansiyeli açısından, hem de portföy yatırımlarının devamlılığı açısından Türkiye hikayesini yazarken. Önümüzdeki dönem tabii bu olumluluğun olumlu olarak algılanıp para girişinin devamı adına Avrupa'da işlerin herhalde normalleşmesi de önemli bir kriter olacak. Yani hakikaten bunu birkaç kere altını çizerek bu yayında söylemeye çalışıyorum haftaya başlarken. Konuştuğumuz şeyler çok önemli başlıklar ve bu başlıklar şu an daha fiyatların içinde değil. Onu söyleyeyim. Bunlar birinci refleks ve piyasa sadece tepki veriyor. Ama önümüzdeki dönem işler daha farklı bir noktaya, örneğin Fransa seçimlerinden farklı bir sonuç çıkarsa, potansiyel diğer Avrupa'daki ülkeler seçime gider ve o seçimlerden farklı sonuçlar hakikaten çıkarsa, meclis aritmetikleri Avrupa Birliği'nin lehinde değil de aleyhinde olmaya başlarsa ve o yönde açıklamalar gelirse, bu uzun bir süreç, biz hep Avrupa merkezli olmak zorunda kalacağız globalde. Onun için dolar endeksi de bu noktada güçlü olması, daha dominant bir doların dünyada bulunması, o da önemli olacak. Fed bu işi nasıl kontrol edecek? Çünkü Fed'in sorumluluğu iki kat arttı. Avrupa Merkez Bankası'nın sorumluluğu zaten artık çok önemli bir şekilde arttı, ama Fed'in sorunu da arttı. Bunları net olarak anlatmaya gayret ediyorum haftaya başlarken. O yüzden dolar endeksi 105 üzerindeyse bu hafta sonunda ve 106, 107, 108'ler, hatta 110'lara doğru bir hareket momentumlu bir şekilde teknik olarak netleşiyorsa lütfen temkinli olalım. Bütün piyasalar bundan etkilenir. Hemen euro dolar paritesini de hızlıca geldiğimizde vakti efektif olarak kullanmak adına 1.0750 çok önemli bir destek. O desteğin şu an sınırındayız. Bu aylık bir grafik ve euro dolar paritesi aşağı yönlü, tam yukarı yönlü tepki verme içindeyken, yukarı yönlü trendin üst seviyelerine doğru gidebilir mi derken, hatta Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı karar euroyu çok fazla etkilemez. Bir noktadan sonra Fed'in de potansiyel bir gevşeme sürecinden geçeceğini bildiği için piyasa vesaire yorumlardan farklı bir eksene geldik. 1.0750 devamında 1.0580, o beyaz net çizgi, orası çok önemli. Yani bu fibolar dışında orası yıllara sarih benim için önemli bir parametre. Oranın altına, çünkü hemen diğer fibo seviyesi 1.0330'lar var. Şimdi buralara doğru geri çekilmeler dünyada birçok şeyi yeniden konuşmamızı gerektirir ve dolar endeksinin zaten çok üst seviyelerde olması anlamına gelir. Bizim için de Euro'nun aşağı yönlü hareketi önemli. Çünkü gelirimizin önemli bir kısmı ihracat potansiyeli vesaire Euro'dan netleşiyor. O yüzden sevgili Gözde, Euro dolar paritesine de bu hafta ve sonrasında çok konsantre olarak bakacağız. 1.0750, 1.0580'i unutmasın izleyicilerimiz. Bence buraların altında, çünkü biraz daha işler karışabilir globalde. Döviz üzerinden daha tahvili konuşmadık, belki onu önümüzdeki hafta konuşacağız sevgili Gözde.
Şimdi özellikle Avrupa tarafındaki gelişmeleri takip ederken Euro'da bir değer kaybı, dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlik diyor. Zaten DXY'da en fazla ağırlığa sahip para birimi olarak Euro'da bu noktada takip ediliyor. Ama DXY yukarı gidince tabii hal böyle olunca ons altındaki aşağı yönlü hareketlikleri konuşmak zorunda kaldık bu sefer de. Ne dersiniz ons altın tarafı için? Ya normalde güvenli liman gerektiren süreçler de var. Yani işin jeopolitik riski kadar siyasal riski de var. Bir yandan da anlık fiyatlamalara da bakıyorum. Benim için geçen hafta da söylemiştim. 2285-2295, yani yukarıda 2350 üzerinde kalamadıkça aşağıda bizi destek olarak karşılayan bölge 13 haftalık ortalama. Oranın altına geçmek biraz daha düzeltmeyi sertleştirecek. Yani şu an Fed'in çarşamba günkü söylemlerinden sonra altının seyri de çok önemli olacak bence. Tamam, bir sindirme, soluklanma, bir düzeltme bekliyorduk ama biraz daha derin düzeltme geleceği noktayı belirleyecek olan teknik seviye 2280-2294, zaten pivot bir noktaydı. Oranın altında 2250 de çalışmıyorsa düzeltme derinleşir, zaman ötelenir altında. Yükseliş trendi bitmez ama dediğim gibi zaman ötelenir. Ama Avrupa'daki gelişmeleri öncelikleyip bir güvenli liman olarak FED'den sonra da altın tekrar 2350 üzerine çıkarsa da bu sefer farklı bir senaryo görmemiz de mümkün. Karar haftası altındaki düzeltme sürecinin bitip bitmeyeceğine dair ya da derinleşip derinleşmeyeceğine dair bu verdiğimiz destek ve dirençlere ekstra konsantre olarak altın yatırımcısının fiyatları takip etmesinde fayda var. Ama uzun vadeli yatırımcının zaten profilindeki altın net, orada bir değişim yok ama kısa ve orta vade adına bu hafta altın içinde bir karar haftası sevgili Gözde. Şimdi tabii altın için de karar haftası. Amerikan Merkez Bankası'nın nokta grafikleri de bu noktada Amerikan borsaları için de büyük önem teşkil ediyor. S&P 500'e biraz bakalım. Zirve seviyelerin yenilendiğini gördük bu arada. Nasdaq ve S&P 500 o rekorlarla karşı karşıya kalan endekslerdi. Ama bir yandan tarım dışı istihdam biraz yüksek gelince haftanın son işlem gününde satışları gördük. S&P 500'ü konuşalım. Oradaki grafik ne söylüyor? Yani teknolojinin, Nasdaq'ın desteği, dediğin gibi Nvidia gibi şirketlerin ekstra fiyatlanmasına rağmen hala fiyatlanma ihtimallerinin olduğuna dair raporlamalar vesaire S&P 500'ü canlı tutuyor. Yani o 500 şirket içerisinde belli sektör, özellikle teknoloji başta olmak üzere belli sektör ve hisselerin hareketi bu. Hani biraz son dönem Borsa İstanbul'daki eleştirilere paralel bir S&P 500 endeksi ama yükselişte olan bir tabii endeks an itibariyle bizden farklı olarak. Fakat bu hafta FED ve sonrası eğer 5330 özür dilerim kırılıyorsa aşağı yönü tekrar ve 5250 altında fiyatlamalar başlıyorsa biraz temkinli olmakta fayda var. Çünkü 5100'ler benim için orada sınır. Sevgili Gözde, oraya kadar geri çekilmeler çok fazla bir marjinal etki yaratmaz. Ama oranın altı potansiyel olursa bir hafta boyunca takip etsin izleyicilerimiz. O zaman stres borsaları da sirayet etmiş demektir. Çok dikkatli olmak gerekir. Amiral borsa, S&P'nin hareketleri. Tabii burada biraz daha fazla DAX'a konsantre olacağız sevgili Gözde. Hızlıca orayı da konuşalım çünkü bize dair de yorumlar gerekiyor. Önemli bir haftaya giriş yaptık. DAX'ta da tam böyle hani 21-50 günlük ortalamalar civarında destek arayan bir pozisyon. Eğer önümüzdeki günlerde 18.500 altında 18.000'ler 17.500'ler kırılıyorsa aman dikkat. Hatta 17.000-18.000 bandı diyeyim. Bak orada hem alçalan aşağıdan özellikle yukarı yönlü yükselen trend çizgimiz var. Hem 200 günlük ortalamalar oraya doğru geldi. Yani o bölgenin kırılmaması, daha önce bir ihlal yapmıştı, trendine devam etmişti ama ciddi bir etkileşim olur. Yani 18 bin üzerinde bir DAX 19'a gidemiyorsa da o bölgede yatay bir DAX daha kıymetli ama 18 binin altında dediğim gibi 17.000-17.500 sınırı kırılıyorsa çok çok dikkatli olmak gerekir. DAX içinde diğer bütün, hatta şunu da söyleyeyim, kısa vadeli gelişen piyasalar biraz para akımı bekleyebilir. Avrupa'daki bu süreç farklı bir senaryo getirdiği herkesin önüne. O yüzden DAX'taki hareketler de çok konsantre olarak takip edilmeli.
Ve o zaman içeriye dönelim biraz, Borsa İstanbul'a bakalım. Geri çekilmelerin yaşandığı bir süreç diyoruz. 11 binlerden 10 binlere doğru bir gerileme, yaklaşık 1000 puanlık bir kayıp bu noktada karşımıza çıkarken yüzdesel olarak da zirve seviyesinden yaklaşık %7 aşağıda olduğunu görüyoruz. Tabii özellikle Borsa İstanbul'da kazançlar tarafına bir vergi gelecek mi? Bu geçtiğimiz haftanın en fazla konuşulan gündem başlığıydı. Mehmet Şimşek dedi ki hayır, kazançlar üzerinden değil, çok sınırlı bir miktarda işlem vergisi olabilir dedi. Ama bir takım farklı iddialar da var. Yani oransal bakımdan nasıl bir seviye karşımızda olacak? 10 binde 1 mi olacak? 100 binde 1 mi? 100 binde 2 mi? Yani buna ilişkin net bir açıklama henüz görmedik. Bir yandan likitte ve hacim tarafında etkiler mi? Algıcılar bu noktada nasıl bir algı için neler? Biraz bunu konuşalım. Valla çok önemli konular bunlar sevgili Gözde. Yani bir hafta boyunca zaten konuşuldu. Ben de yayınlarda kendi adıma elimden geldiğince bu sürece dair yorum yapmaya devam ettim, gayret ettim. Yani şunu da söyleyeyim, sosyal medyada çok haber akışı var. Sosyal medyayı ben sadece official kullanan biri olarak, fazla yorumları devamlı yayınlarda belirleyen, kendi bakışımı yayın tarafında netleştiren biri olarak bir kere haber akışını takip ederken lütfen duygusuz olmayı ve karar resmi kaynaktan gelmeden karara dair, hangi karar olursa olsun, bu vergi olur, yarın başka bir şey olur. Haber akışlarını lütfen resmi taraftan gelmeden dikkate almamak gerekiyor. Ama piyasa öyle ya da böyle fiyatlıyor. Ve bu fiyatlamadan kimse kaçamıyor. O zaman davranışsal finans olarak baktığımızda, yani bunu söylemek zorundayım. Çünkü yani bütün bir yayını dinlemeyip sadece bir cümleyle de kimseyi yorumlamamak gerekiyor. Haftalardır 11 bine geldikten sonra 11.200 geçilmediği noktada uyarıcı olduk. Temkinli iyimserlik dedik kendi adımıza. İyimserliğin de dozunu temkinliğe ile belirli bir şekilde nötrleştirdik. Ve ara seviyeler verdik, destek seviyeleri. O destek seviyelerin kırılması, yani 10.500, 10.700 kırılıyorsa 10.000, 10.400 bandı içinde kendine destek aramaya başlardı dedik. An itibariyle yaşanan bu, ama ona gelmeden önce, teknik bakışı netleştirmeden önce, dediğim gibi davranışsal finans içinde bir ana stratejiniz bizde, bir de yedek stratejiniz olması gerekiyor. Bunları kurgularken fiyat sizle konuşuyorsa piyasa adına, o fiyata uygunluk da çok önemli hale geliyor. Yani stop loss dediğimiz kavramı kar ya da zarar noktasında uygulamak yatırımcı için çok kıymetli hale geliyor. Hele bundan sonra. Yani birkaç aydır şunu da söyledik. Her sektör, her şirket değil. Maalesef şu anki görünüm, yabancı gelecekse ilk etapta belli sektörlere geliyor, belli şirketlere geliyor. Genele yayılım olması için biraz daha farklı bir yabancı efekti gerekiyor. Bunu da belirttik. Bir de çok ciddi halka arzlar sürecinden çıkmış bir Borsa İstanbul. Yeniden halka arzlarla devam ediyor yoluna, öyle ya da böyle. Olumludur tamam, ama neticede likitte problemi oluşuyor piyasada. Zaten hacim yetmiyor ve piyasadaki para tüm önemli hisselerin tamamını ya da yan hisseleri yukarı taşıyacak güce de kavuşmuyor. Bunu da söyledik. Bu uyarıyı da yaptık. Ama bunların toplamında güne geldiğimizde şimdi önümüzde başka bir şey var. Hani bir yandan globale bakıyoruz. Onu özellikle uzun anlattım, ama bize baktığımızda da vergi süreci, açıkçası kendi adıma şunu söyleyebilirim. İşlem neden önemlidir Borsa İstanbul'da? Yani biz bugün işte bir ironiyi de düzeltmek lazım. Bazı kurumlar üzerinden alokasyon veya algoritmik işlemler vesaire, tüm bunları konuşuyoruz. Bazen eleştirel de bakabiliyoruz, piyasa olarak konuşuyorum genel olarak. Ama işte işlem hacmi olmadığı zaman da fiyatın oluşmamadığı, fiyatın oluşumunun belli hareketlere bağlı kaldığı bir ortam ne kadar sağlıklı, onu da tartışmak gerekiyor maalesef, görüldüğü gibi. Yani bir ironiden de kurtulmak lazım. Bazı şeyleri doğru yapabiliyor olmak, doğru regülasyonlarla süreci takip edebiliyor olmak çok kıymetli. O yüzden şu an tam da böyle bir global varken ve içeride de yabancı refleksi son birkaç haftadır satışa gelmişken, tekrar alıma geçecektir belli bir seviyede, belli bir dönemde, ama o oluşana kadar ve fiyat kendini yukarı yönlü netleştirene kadar çok dikkatli takip etmek lazım.
vergi dediğimiz konu kazanç üzerinden alınmıyorsa, genelde iki türlü vergi süreci izliyor global piyasalarda, gelişmiş olsun gelişen olsun piyasalar. Ya kazanç üzerinden yıllık bir vergi talep ediyorlar, dönemsel olanlar da var az da olsa, ama ya da işlem vergisi devam eden ülkeler de var. Bir de kendi borsa, kendi sermaye piyasaları gelişene kadar muafiyet veren ülkeler de var bizim gibi. Yani biz şu ana kadar borsaya bir muafiyet verdik. Borsanın gelişimi için, sermaye piyasanın gelişimi için. Şimdi o noktada mıyız? Yani Borsa İstanbul tam anlamıyla, tüm kriterleriyle, tüm denklemin içinde, tüm hikaye bütün olarak ele alındığında Borsa İstanbul istenen seviyeye gelmiş midir? Borsa İstanbul sermayenin tabana yayılması noktasında ciddi bir yol kat etti, ama o yolun tamamını kat edip sermaye piyasaları üzerinden Türkiye'nin faydalanacağı bir noktaya gelmiş midir? İşte belli bir halka sayısından sonra sermaye piyasaları içindeki anlayış bizim şuraya götürüyor. Tamam, halka arz çok kıymetli, ama belli bir noktadan sonra halka arzlar piyasadaki likiditeyi etkiliyor. Bunların konuşulduğu bir ortamda şimdi vergiyi konuşuyorsak çok dikkatli konuşmalıyız. Borsada çeşitli kurumlar var. Borsa Başkanlığı, SPK dışında, kurumsallık dışında bir de aracı kurumlar birliği ve profesyonel paydaşlar da var. Bence böylesi kararların açıkçası hep beraber bir konsensüs içinde alınması piyasanın bundan sonra sağlıklı işleyişinde çok kıymetli olacaktır. Tabii ki Sayın Bakanımız ve ekibi bir çalışma yapıyor, yapacaktır. Belki istişare de ediyordur ve edecektir. Etmelidir diye düşünüyorum kendi adıma bunca yıldır bir profesyonel olarak, ama artık bunu netleştirmek de borsanın devamı adına kıymetlidir. Şimdi 10.000'de seviyelerle şu an haber akışları var. Şimdi bu 10.000'de bir olacak, 100.000'de bile mi indirgenecek? Çünkü bazı büyük işlem yapıcılar, bu bireysel büyük yatırımcılar olsun, kurumsal büyük yatırımcılar olsun ve algoritmalar olsun, 100.000'de ifade edilen işlem hacimleriyle devam ediyorlar. Şimdi siz orada 10.000'leri konuşuyorsanız bu ne kadar optimum olur? Onun için bir hakikaten burada bir regülasyona gidiyorsak, borsanın yeterli gelişip gelişmediği noktasında bir kararımız varsa, bu iş vergiye doğru dönüyorsa, bütçe dengeleri açısından da bu gerekliyse, bunu iyi tartışmak, iyi konuşmak, iyi dengelemek, tam doğru anı beklemek gerekir diye kendi adıma düşünüyorum, ama bir netleşmesi gerekiyor. Mutlaka etkiler, çünkü en net ve en büyük resimden bu kadar zamana sıkıştırarak anlatmaya çalıştım. Söylenecek çok şey var, ama biraz bu kararı alırken dediğim gibi piyasanın dinamiklerinde iyi takip etmek gerekiyor gözler. İşin tekniğine döndüğümüzde 10.000'ler önemli. Zaten grafik de bana bunu söylüyor. Artık 50 günlük ortalamaları test ediyoruz. Hani 8'i 21'i geçtik. FIBO önemli seviyelerinin altına geldik. Önemli ortalamanın altına geldik. 10.000'ler civarı. 10.000'lerin altına sarkarsak 9.700, daha önce döndüğümüz 9.700-9.850 gibi bir bölgenin, ki yavaş yavaş 100 günlük orta, 120 günlük ortalama da oraya rol ediyor, 89 günlükler dahil. Oralara doğru geri çekilme durumunda oraların çalışma gücü. Hadi max 9.600-9.750 diyelim. Aşağıda 9.400-9.500'ler, sonra da farklı destekler her zaman çıkar. Ama zaman, maliyet ve genele yayılmamış bir Borsa İstanbul'un genele yayılma potansiyeli adına yukarıları konuşmamız gerekiyorsa eğer, bugünler çok kıymetli. Onun için yatırımcıyı ekstra temkine çağırıyorum. Artık temkinli iyimserlik modundan biraz ekstra temkine geçmek gerekiyor. Doğru haber akışları, çünkü biz gri listeyi bekliyoruz. Biz swap tarafında normalleşme, Temmuz'da bir Moody's kararı, kendi içimizde yapısal reformların döngüsü, yabancı yatırımcının FED ve ECB'den sonra Haziran ayı sonrası netleşmesi vesaire, ama global biraz kafa karışıklığı içindeyken bizim de kendi tarafımızı iyi toparlamamız. Şu ana kadar çok ciddi kazanımlarımız var finansal istikrar tarafında. Fiyat istikrar tarafında bundan sonra bir dezenflasyon sürecine geçiyoruz. Bütün bunların fiyatlanması için önemli bir dönemdeyiz. Ve yukarıda rahatlayacağımız bölge, yani bu manşet bu değil aslında. Ama 10.500, 10.700'e gelip oraların üzerinde
güç kazanamadıkça aşağıda 10 binler veya altında bir seviyenin destek olması evet önemlidir ama yukarı gitmek, gidebilecek gücü kazanmak, gidikliği oluşturmak böylesi piyasalarda çok daha önemlidir. Dolar bazı da o 3.21'i geçtik. Evet. Yeni bir döneme geldik dedik. Şimdi onun altındayız sevgili Gözde. Biraz uzun konuştum. Kusura bakma ne olur. Çünkü geniş anlatmak adına. Şimdi bulunduğumuz bölge 3-3.21 bandı altına geçmememiz gerekiyor. Dolar bazı da 3.21 üzerine geçmeden yabancı hareketi dahil tüm hareketlerin de temkinli olarak takip edilmesi gerekiyor sevgili Gözde. Şimdi sayı sorulara bakamadık ama artık haftaya da onları değerlendirelim diyelim. Sürenin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz yorumlar ve grafikler için. İyi haftalar, kolay gelsin. Çok teşekkürler efendim. Cüneyt Paksoy bizlerleydi ve böylece bize ayrılan sürenin de piyasa saatinde sonuna geldik. Veda ediyoruz. Sırada yatırım dünyasıyla Avrupa var.